Meksiko City'de Azteklerin baş tapınağına adanmış Templo Mayor Müzesi'nde, üzerinde Aztek mitolojisinde sıklıkla karşımıza çıkan bir figür olan Coyolxauhqui bulunan kocaman bir taşı inceliyoruz. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Bu taş Templo Mayor'un Huitzilopochtli tarafının altında bulundu. Huitzilopochtli, Azteklerin savaş ve güneşi temsil eden ana tanrısıydı. Platformun üst kısmında iki tapınak bulunuyordu. Bunlardan biri Huitzilopochtli'ye, biri de Tlaloc'a aitti. Az önce de söylediğim gibi taş Huitzilopochtli tarafında bulundu. Merdivenlerin hemen dibinde. Bu Aztekler için oldukça önemli olmalıydı. Çünkü tapınağı genişlettikçe bu taşın eski versiyonlarını gömerek üzerine yenilerini yerleştirdiler. Yani taş ve konumu korunmuştu diyebiliriz. Templo Mayor'un 7 inşaat aşaması olduğu tahmin ediliyor. Arkeologlar her aşamada kafası ve uzuvları kesilmiş çıplak kadın figürünün aynı yere üst üste konulduğunu keşfettiler. İlk bakışta kafasının ve uzuvlarının kesilmiş olduğunu anlayabilmek çok da kolay değil. Ama boynundaki kesiye benzeyen izler kafasının, omuzlarındaki ve kalçalarındaki benzer izler de kol ve bacaklarının kesilmiş olduğunu gösteriyor. Kesiye benzeyen izler kafanın ve uzuvların et koparılarak kesildiği anlamına geliyor. Hatta kesilmiş vücut parçalarına bakarsanız kemikleri bile görebilirsiniz. Femur kemikleri bacaklarından dışarı fırlamış. Acaba zavallı Coyolxauhqui'ye ne olmuş olabilir? Bu oldukça garip bir temsil çünkü birinin kafasının ve uzuvlarının törenle kesildiğini görüyoruz. Hatta aynı kişinin çıplak bırakılması pek de rastlanan bir durum değil. Evet, çıplaklık o dönemde problemli bir durumdu. Bu taş 1978'de Meksiko City'deki ana meydanda elektrik işçileri tarafından yapılan bir kazıda keşfedildiğinde, arkeologlar bu figürün kime ait olduğunu bildikleri için çok heyecanlanmışlardı. Sadece kafasının ve uzuvlarının kesilmiş olması değil, yanaklarındaki ziller bize bu figürün kime ait olduğunu söylüyor. Coyolxauhqui aslında yanaklarında ziller olan anlamına geliyor. Evet, ona bundan sonra zilli yanak demeye karar verdim. Tüylü bir başlığı, kocaman küpeleri var. Çok süslü olmasına rağmen kafası ve uzuvları kesilmiş ve çıplak bir halde yerde yatıyor. Peki Coyolxauhqui'nin başına ne gelmişti? Az önce bahsettiğim önemli Aztek efsanesi, ana tanrı Huitzilopochtli'nin doğumuyla alakalı. Efsaneye göre Huitzilopochtli'nin annesi Coatlicue ya da yılanlı etek, Yılan Dağı'nın tepesini süpürürken önlüğüne düşen bir tüy topuyla mucizevi bir şekilde hamile kalmış. Duruma sinirlenen kızı, yanaklarında ziller olan ya da Coyolxauhqui, 400 erkek kardeşini toplayıp Yılan Dağı'nda fırtına estirmek ve annesini öldürmek istemiş. Bu olay gerçekleşmeden Huitzilopochtli annesini savunmak için doğmuş ve kız kardeşinin kafasını kesip vücudunu da dağdan aşağı atmış. Coyolxauhqui'nin vücudu dağın dibine ulaştığında parçalanmış ve öylece orada kalmış. Bu olay tapınakta birebir canlandırılmış ve tapınağı da zilli yanağın düştüğü dağ olarak kabul etmişler. Bu taş bir zamanlar canlı renklere boyalı olduğu için neyin ne olduğunu ve hikayeyi anlamak daha kolaydı. Taş merdivenlerin dibinde yatay olarak bulunuyor. Yaşanan o kaosu temsil ediyor ama renkli olsaydı motifleri seçmek çok daha kolay olurdu. Örneğin arka plan düştüğü yerdeki kan gölünü temsil etmesi için kırmızı, vücudu da sarımsı bir renkle boyanırdı. Şu an boyalı olmamasına rağmen seçebildiğim birkaç şey var. Sırtındaki kafatası, belindeki yılanlı bir kemer, katlanmış karnı ve bir anne ya da yaşlı bir kadın olduğunu gösteren sarkık göğüsleri. Evet, karnındaki katlar ve sarkık göğüsleri anne olduğu anlamına geliyor. Eklemlerindeki canavar suratlarına başka tanrılarda da rastlıyoruz. Tapınağın üst platformunda kurban etme törenleri yapıldığı, vücutların da bu taşın üzerine düşmeleri için tapınak duvarından aşağı yuvarlandığına dair kayıtlarımız var. Azteklerin her ay bir festival olan bir ayin takvimleri vardı. Penketsalitli ya da bayrakların asılması festivalinde Yılan Dağı'nda geçen bu olayların canlandırılması yapılırdı. Bu festival süresince savaş esirleri tapınağın Huitzilopochtli tarafından kurban edilir, Coyolxauhqui ya da yanaklarında ziller olanın ölümünü canlandırmak için de üst platformdan aşağı atılırdı.